Ne dersiniz? Yani evet, Amerika'daki sonuç... oradan başlayayım. Evet. Ee, bir defa e, bir şeyin suyu vukuundan beterdir derler eskiler. Yani böyle bir e, söylentinin ortaya çıkması e, umarım gerçekleşmez. Umarım o adam belediye başkanı olarak bu işten aklanır, Türkiye'de aklanır. Tabii. Çünkü bu felaket bir şey. Felaket bir şey. Ve yani şimdi devlet normdur yani. Devlet norm. Normda iş, işlevi belirler. Ve her e, devlet görevlisi bu norma göre hareket etmek durumundadır. Bir müddet sonra işlev normu belirler hale gelir. Şu anda o durumdayız. E, şunun da altını çizeyim tam o sorunuza cevap olsun diye e, söyleyeyim. Yani şimdi bunu vatandaşlara gidip sorsak ya ne olmuş derler? Rüşvet zaten çok yaygın derler. Kimse artık Türkiye'de rüşvete şey diye bakmıyor yani. Kimse demeyeyim de yine de namuslu temiz bir geniş bir kesim var. Ee, ama e, yani bizim toplumumuz din kamusal alana girdikçe. Daha çok yayıldıkça ahlak ve etik kavramları ortadan kalktı. Ya yani bakın şu anda bu programı izleyenler ya ne diyorsun sen rüşvetinde lafım olur diyordur yani. Bizim bunu eleştirmemizi bile eleştiren insanlar vardır. Bu kadar bence ahlak e, toplumsal düzende seviye kaybetti e, ve normlarımız ortadan kalktı. Kabul edilebilir yanı yok bunun. Biz böyle gidersek... Felakete gideriz. Şu yani. siyasetin finansmanına geliyor değil evet, mi paşam burada? İş siyasetin finansmanına geliyor. Siyasi partiler yasasına geliyor. Seçim kanununa geliyor. Her bir şeye geliyor. Tabii. Egemenliğin kullanılmasına geliyor. Tabii. Yani demokrasiye Tabii. geliyor. bilinme geliyor. et Her şeye geliyor. Şimdi bina gurur kaynağı olamaz ya. Yani hiçbir bina ha Sivas'taki e, milli mücadelenin, Kongresinin yapıldığı bina gurur kaynağımız olabilir. Ulustaki meclisimizin binası gurur kaynağımız olabilir. Hı hı. Tamam? Ama ve Amerika'daki Türkiye'yi benim gurur kaynağım falan olamaz. Bir yani. de o, Ahmet abi özür dilerim. Oraya Türkiyevi yapmışsın. 300 milyon dolar para harcamışsın. Bari girişine bir ay yıldızlı Türk bayrağı koysaydın da oranın Türk olduğu bilin. Efendim Türk House yazmış. Bildin mi? Niye Türk bayrağı koymadın o zaman? Tek bayrak demeyi biliyorsun da Amerika Birleşik Devletleri'ne 300 milyon dolar harcadığın Türk evine bir Türk bayrağını o duvara monte etmek zor bir şey miydi? Yani e, dolayısıyla gurur kaynağı olacaksa gurur, diyorum yani. Ya işte. gurur kaynağı olmaz ya. Bir gurur kaynağı olmaz yani. Bina gurur kaynağı olmaz. Şimdi bakın bu bina eğer bu adam herhangi bir şekilde o belediye başkanı ceza alırsa, suçlu bulunursa ya yani New York'ta o bina artık insanların bir rüşvet olayıyla özdeşleştirildiği bir bina haline gelir ya. Bunu yapmaya, bunu Türk milletine miras olarak bırakmaya hiç kimsenin hakkı yok yani. Utanç duyulacak bir şey yani. Konsolosluğumuz orada ya. Ya evet yani. Şimdi bir de ya doğru politikanın yerini hiçbir lobicilik faaliyeti alamaz yani. Hı. Bak, sen istediğin kadar lobicilik doğru. yap doğru politikayı izlemiyorsan onun e, yanlış politikanın getirdiği e, sakıncaları hiçbir şekilde e, telafi edemez lobi faaliyeti. Daha beter batarsın yani. İşte o ona rüşvet verir, o ona verir, o ona verir. Kirli ilişkilerin içinden çıkamaz hale gelirsin. Yani ne söyleyeyim şimdi ben? Yani ne diyeyim? Her şey söylendi aslında. Utaş bir şey verici bir Yani. yani...